Ayna gibi içinizin güzelliğini dışınıza yansıtacak iki harika tarifle geliyorum. Bu tarifte ana malzemem ayva. Ayvayı tükettikten sonra içerisindeki o güzel, o mucizevi çekirdekleri atmayın. Hadi gelin bu harika tarifleri beraber deneyelim. Yüksek oranda vitamin, mineral barındırıyor. Hücrelerimizi onarmasını, yenilemesini, cildimizi sıkılaştırmayı, lekeleri gidermeyi, sivilce ve sivilce izlerini ortadan kaldırmayı sağlıyor. Bu harika minnacık çekirdekler gerçekten birçok üründe, birçok kremde, maskede, o kozmetik ürünlerinde çok kullanılan, çok tercih edilen, çok fayda görülen bir ürün. Biz de bunu böyle bir güzel değerlendirelim. Önce bir tane ayvanın çekirdeğini aldım ama baktım miktar biraz az ve ben iki harika tarif yapmak istiyorum. O yüzden daha önceden sakladığım, tükettiğim ayvanın çekirdeklerini de birleştiriyorum. Yani bize gerekli olan şöyle bir tatlı kaşığı dolusu, silme bir yemek kaşığı ayva çekirdeği yeterli olacak. Eğer daha az oranda buluyorsanız iki tarifi değil de tek bir tarifi yapabilirsiniz. Bakın bu kadarla müthiş çok güzel tarif elde ediyoruz. Az ise gene yeterli oluyor. Onu beklettiğinizde öyle güzel bir jel haline geliyor ki şaşacaksınız. Şimdi ayva çekirdekleri tamam. Onu aldık bir kenara. Diğer ürün. Limon. Limonu şöyle ılık suda fırçalıyorum. Çünkü ben limon suyu değil, limonun kabuğunu kullanacağım. Bir güzel yıkadım, temizledim. Artık içime sindi, pırıl pırıl oldu. Kabuğunu alıyorum. O beyaz kısmı almamaya özen göstereceğim. Ama limon biraz kuruduğu için tüm halinde geldi. Taze, güzel bir limonunuz varsa özellikle o beyaz kısmı almamaya özen gösterin. Limon kabuklarını böyle soyucuyla çıkartmak bana çok pratik geliyor. Onu alıyorum. C vitamini yüklemesi yapacağız cildimize. Evet, ayva çekirdeği harika bir ürün. Ama biz buna bir de iki tane limonun kabuğunu da koyduğumuzda yüksek orandaki C vitamini cildimizi onaracak, hasarlı dokuyu giderecek, o gerekli elastikiyeti kazandırıp cildimize süper bir ışıltı katacak. Yani bu tariflerle cildiniz şöyle ayna gibi, cam gibi ışıl ışıl oluyor, gözenekler sıkılaşıyor. Ben bayılıyorum. Yani ne zaman ayva mevsimi gelse mutlaka ayva çekirdeklerinden çok güzel tarifler elde ederim ben. Şimdi bir kaba limon kabuklarını aldım. 2 limon kabuğu kullandım. Çünkü bakın ben böyle bir sürü biriktirdiğim bir tatlı kaşığı dolusu, bir avuca yakın benim ayva çekirdeklerim vardı. Üzerine bunları ilave ettim. Limon kabukları ve ayva çekirdekleri. Bakın her ikisi de atacağımız, normalde bir işe yaramadığını düşündüğümüz ama çok faydalı ürünler. Şimdi bunun üzerine gül suyu ilave ediyorum. Gül suyunuz yoksa normal oda sıcaklığında su da seçebilirsiniz ama ben kesinlikle bu tarife gül suyunun daha çok yakıştığını düşünüyorum. Özellikle mis gibi kokuyor. Gözenekleri güzel sıkılaştırıyor. Cildi çok güzel tazeliyor gül suyu. Ben çok severek kullanıyorum. Üzerine geçecek kadar 6-7 kaşık gül suyu ya da normal su ekledim. Kapağını kapattım. Şimdi bunu hemen kullanmıyoruz. Bir gece bekletiyoruz. Bakın akşamını da hemen rengini de özünü de bıraktım. Bir gece sonrasında limon kabuğu, ayva çekirdeği ve gül suyu karışımını böyle süzüyorum. Çok güzel bir jel oldu. Bir tanecik bile ayva çekirdeğini şöyle bir çay kaşığı suda bekletseniz dahi çok güzel bir jel formuna geldiğini görürsünüz. Özellikle doğum sonrası göğüs çatlaklarına, göbek çatlaklarına, o selülite de çok etkili oluyor arkadaşlar. Bakın jelimiz bu kıvamda, misler gibi kokuyor. Dilerseniz bir sprey şeye aktarın, bunu silin, cildinize sürün. Dilerseniz pamuk petlerle uygulama yapın. Ellerinize, tüm yüzünüze, göz altınıza dahil olacak şekilde sürün. Cildinizi dilerseniz bununla temizleyin. Veya sürün, 30 dakika bekletin, yıkayın.
Ya da derseniz ki ben daha güzelini, daha uzun ömürlü olan, daha fazla raf ömrü olan bir karışım elde etmek istiyorum. O zaman hadi bitmiş bir krem kabına cam kullanıyorum ömrü daha uzun olsun diye. 2 yemek kaşığı bu tariften ekleyin ve üzerine E vitamini ekleyin. Hem kırışıklıklarla mücadele edelim hem de bu tarifin ömrünü biraz daha uzatalım arkadaşlar. Eğer bu şekilde 7-8 damla E vitamini ekleyip bir güzel karıştırırsanız raf ömrü uzuyor, etki kesinlikle çok daha fazla oluyor. Böyle bir damlalıkla uygulama yapabilirsiniz. Daha steril olabilir, var ise böyle yapın. Hemen ellerimin üstüne döküyorum. Sürer sürmez bir güzel absorbe ediyor onu ellerim. Emiyor, çekiyor. Çok da tazeliyor, çok iyi hissediyorum. Hemen bunu temiz cildime uyguluyorum. Tüm tarifler, kremler, loslar temiz cildimiz oluyor. Göz altlarım da dahil olacak şekilde birkaç damlasını sürüyorum. Bakın göz altlarıma da uyguluyorum. Çünkü o morluğu çok güzel gideriyor. Ve buzdolabında yaklaşık 2 hafta muhafaza edebiliyorum. Üçüncü uygulamam. Krem. Harika bir krem yapacağız. Şimdi o karışımdan biraz kaldı ya. Ayva çekirdeği, limon, kabuğu, gül suyu karışımından. Onu bir kaba aldım. Gene yaklaşık 2 yemek kaşığı çıktı. Ve üzerine aloe vera jel. Dilerseniz bitkisinden çıkartın. Ya da içinize sinen, beğendiğiniz, katkısı çok az olan, doğala en yakın aloe vera jelinden aynı ölçülerde ekleyin. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. Şimdi bunları karıştırıyorum. Özellikle aloe vera da yatıştırıcı, nemlendirici, iyileştirici etkilere sahip. O yüzden bu tarife inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Bakın sadece bu yeterli ama ben ürün var. Ben daha güzel olacağım diyenler. Gene E vitamininden 7-8 damla eklerseniz süper olur. Varsa tatlı badem yağı veya cildiniz çok kuru, kış mevsimindesiniz, susam yağı olabilir ya da gül yağı. Ben cildimin şu anki ihtiyacının gül yağı olduğunu düşünüyorum. Şöyle cildime hem ışıltı katsın hem gerekli nemi versin, yumuşatsın, iyileştirsin istiyorum. O yüzden bir tatlı kaşığı dolusu da gül yağı ilave ettim. Bakın karıştırdıkça çok güzel bir krem oldu. Jojoba yağı. Tamam, cildimize yağ verelim, nem verelim ama aynı zamanda dengeleyelim istiyoruz. Jojoba yağı ekliyoruz o yüzden. İnsan vücudundaki yağlardan en yakın olan hangisi derseniz jojoba yağı. Hem yağlandırmıyor böyle cildinizi, aşırı yağlandırmıyor. Hem de o kuruluğu çok güzel gideriyor. Kırışıklıkları çok güzel tedavi ediyor. Kremim hazır. Hemen ellerime sürüyorum. Bir güzel ellerime masaj yapıyorum. Sonra cildimi uyguluyorum. Masajımı yapıyorum. Cildim temiz. Aşağıdan yukarıya, içten dışa doğru da ayva çekirdeği, limon kabuğuyla hazırladığım bu güzel kremi de tüm yüzüme, göz altımda dahil olacak şekilde uyguluyorum. Bakın bu güzel tarifleri umarım siz de dener. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Denedikçe, kendinize baktıkça çok daha iyi hissedersiniz. Buraya izlemediyseniz başka videolarımı da bırakıyorum. Lütfen onları da izleyin ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.